Şu anda da zaten özledim tatil yapmayı da. Bayramdan sonra planlıyorum gitmeyi. Hiç gidemedim oğlum. Çünkü emekli parası çok az. Tayyip bize para vermiyor. Yok, gidemedim. Aşı olmayı bekliyorum. Daha sonra inşallah bu yaz gitmeyi düşünüyorum. Evde kaldık, kilo yaptık. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte şüphesiz ki tatil alışkanlığımız da fazlasıyla etkilendi. Bakalım vatandaşlar en son ne zaman tatil yapmışlar? Bir hafta önce. Nereye gittiniz? Mersin'e. Nasıl tatil peki? Özlemiş misiniz tatil yapmayı? Ya, tatili tabii ki de özlüyoruz. Tatil yapmak hani her insanın ihtiyacıdır. Çünkü işten bunalıyor, hayattan. Bir de günümüzde zaten pandemi sorunu var. Pandemiden dolayı da yasaklar olunca hani insan ister istemez yapmak istiyor yani tatili. Bunun herkesin ihtiyacı vardır. Peki pandemi sizin tatil alışkanlıklarınızı nasıl etkiledi? Ya nasıl etkiledi? Hani hafta sonları mesela kapanması. Yani bu biraz kötü oldu. Ama yine de işte devletimizin dediği gibi yasaklar olmak zorunda kaldık yani. Yapacak bir şey yok. Artık açıldığı kadarıyla yapmaya çalışacağız. Bugün. Tatildesiniz şu anda. Her günkü gibi, evet. Kayseri'ye yeni mi geldiniz? İlk defa geliyorum. Peki Kayseri'yi nasıl buldunuz? Pastırması çok güzel. Ya Kayseri ilk defa geliyorum. İlk defa bir şehire geldiğin zaman ne hissedebilirsin? Farklı insanlar, farklı yerler, farklı konumlar, farklı tarihler. İş amaçlı geldim. Hem tatil amaçlı geldim. Kayseri güzel yani. Buradaki, ben aslında Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da olan tüm Kayserili arkadaşlarıma selam olsun. Hep övüyorlardı Kayseri, Kayseri falan. Güzel, beğendim. Sanırım pandemi sizi fazla bir şekilde etkilemedi tatil yapmanızı. Tabii ki etkiledi canım. Bazı zamanlar oldu dışarıya çıkamadık. Bazı zamanlar oldu bir şey yapamadık. Ama yaşadığımız güzel günleri tutalım. Hep güzel günler yaşadık. Biraz da evde kalalım. Hani öyle yaşadığımız güzel günleri tutalım. Evde kaldığımız zamanları. Pandemiden hemen önce diyeyim. Turist rehberiyim zaten. O yüzden çok sık tatil ihtiyacım olmuyor. Pandemi süreci sizin tatil alışkanlığınızı fazlasıyla etkiledi o zaman. Yani kesinlikle ben sürekli yollarda olan sürekli gezen biriydim. Pandemiyle birlikte 1,5 yıldır evdeyiz. O zaman tatil yapmayı özlediniz diyebilir miyiz? İlla ki. Kesinlikle. Tatil yapmayı tabii ki özledik. Ha, kesinlikle iş konusunda çok 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 etkiledi. Çünkü hem turizmle uğraşıyordum hem de eğlence sektörüyle uğraşıyordum. Bundan kaynaklı olarak pandemi dönemiyle birlikte bizim işler tamamen bitti. Şimdi? Şu an tatildesiniz. Aynen, şu an tatil. Nereden geldiniz Kayseri'ye? Mersin, Anamur. Kayseri tercih ettiniz. Aynen. Peki Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Kayseri'yi nasıl buluyorum? Kayseri düzenli ama nasıl söyleyeyim, biraz fazla böyle boğucu. Ne yönden boğucu? Yani yollar, çok fazla bina var o yüzden. Biraz. Peki pandemi süreci sizin tatil alışkanlıklarınızı nasıl etkiledi? Vallahi aslına bakarsam nasıl etkiledi? Ya çok fazla da bir şey etkilemedi yani. Yani siz devam ettiniz tatillerinize. Aynen. Zaten hani pandemi sürecinde hep çalıştığımız için biraz hani yasakların bitmesine yakın oldu. O yüzden çok fazla bir şey de anlamadık işin açıkçası. 2019 yılında. Yani pandemiden sonra hiç tatile gidemediniz. Yok, gidemedim. Aşı olmayı bekliyorum. Daha sonra inşallah bu yaz gitmeyi düşünüyorum. Peki tatil yapmayı özlediniz mi? Çok özledim. Tatil yapmayı çok özledim. Evet. Peki 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkacak. Evet. Bir planınız var mı? Yani şu an için bir planım yok ama Ağustos gibi düşünüyorum tatile çıkmayı. Hani daha çok vakit geçirmeyi arkadaşlarımla falan, bu şekilde planlarım var. Geçen sene. Şu anda da zaten özledim tatil yapmayı da. Bayramdan sonra planlıyorum gitmeyi. Yani pandemi dönemi sizin tatil alışkanlıklarınızı kötü şekilde etkiledi. Tabii ki. 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamaları kalkacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Çok mutluyum. Tatile gideceksiniz. Evet. Çok sağ olun. Rica ederim. Hiç gidemedim oğlum. Çünkü emekli parası çok az. Tayyip bize para vermiyor. Tayyip'in Türkiye'yi yönetemediği için Türkiye'den istifa etmesini istiyorum yani. Lütfen istifa etsin. Sizler ekonomik sorunlar nedeniyle tatil yapamıyorsunuz. Evet. Para sıkıntımız olduğundan dolayı tatile gidemiyoruz. Hatta doktora bile, özel doktora bile gidemiyoruz yani. Çok zor durumdayız. Bir ekmeğe zor, kuru ekmeğe zor buluyoruz yani. Yiyecek yok, içecek yok. En son koronadan önce yaptım. Korona. Peki pandemi süreci sizin tatil alışkanlıklarınızı nasıl etkiledi? Evde kaldık. Kilo yaptık. Çıkmadık. Yine yürüyüşü, gezmeleri yaptım ama dışarı çıkmadık. Peki tatil yapmayı özlediniz mi? Çok. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkacak. Heh. Bir planınız var mı? Var. Muğla'ya gideceğim, Datça'ya gideceğim. Bodrum'a gideceğim. Tatilim yapacağım yani.
Yani yapamadığın tatillerin acısını çıkartacaksınız. Hepsini, evet. Hepsini bir seferde yapacağım. Seneye ne olur bilmiyorum. O yüzden.